sene de rekorlarım çok yüksek gerçekten. Hem kalite bakımından hem fazlalık bakımından şu anda gerçekten son dönemlerin en iyi dönemini yaşıyoruz ham madde konusunda. Su 74'ten bu tarafa dağdaki kuşburnu ne kadar çok olursa o kadar rantabil çalıştı ve vatandaşa Gümüşhane halkına o kadar hizmet etti. Gümüşsu'nun ve bizlerin varlık sebebi dağdaki kuşburnu zaten. Şu anda Gümüşhane'nin bütün en ücra köylerinden yani Yağmurdere'den Kelki'de, Şiran'dan Torul'a, Kürtün'e kadar her bölgeden, her köyden mutlaka bir vatandaşın mutlaka ürün getirmiştir. Yani şu anda hedef 1000 ton kuşburnu almak. Yani Gümüşhane'nin yaklaşık olarak 1000-1200 civarında bir potansiyeli var. Bu rekoltenin 1000 tonunu almak hedefimiz. Vatandaş toplarsa, başarabilirsek ki bu sene de çok iyi fiyatlar verildi. Taban fiyatına Sayın Belediye Başkanımız biraz da yüksek belirledi vatandaşa. Hem Gümüşsu'nun açılışının ilk yıl olması sebebiyle hem de ekonomik kriz sebebiyle vatandaşa bir katkı olsun diye Sayın Belediye Başkanımız Ercan Çimen fiyatı yüksek belirledi. Normalde taban fiyatlar bütün bölgelerde 3 lirayken Gümüşhane kuşburnusuna 1 lira daha yüksek fiyat vererek 4 liralık bir taban fiyat belirledi. Kızılcık keza öyle. Kızılcık'a da yine yüksek fiyat belirledi. Yaklaşık 4 lirada Kızılcık'a fiyat belirledi. Börtlen taban fiyatımız 8 liraydı. Ancak Börtlen'de bu sene rekolde biraz düşük kaldı. Onu artık başka yerlerden telafi etme yoluna gideceğiz. Ödemelerimizde düşük köylünün vatandaşının getirdiklerini birebir işte 50-100 kilo civarında oranlara peşin alıyoruz zaten. Ama daha fazla sürekli olarak getiren olursa haftalık ödeme halinde. Her hafta geldiği zaman alttan yukarıya getirenin sırasına göre alttan yukarı her hafta ödemeler yapılıyor. Esinde ürettiğimiz yaklaşık katma değer 2 milyon civarında bir katma değer üretildi. Ama bu sene hedef 10 milyonluk Gümüşhane bir katma değer. Başkanın da destekleriyle beraber bunu da inşallah başaracağız. Gümüşhane dünyanın gen merkezi biliyorsunuz. Kuşburnu da dünyanın gen merkezidir. En kaliteli kuşburnu hem aroma bakımından hem de verimlilik bakımından çekirdeği küçüktür. Ve kanina cinsinin yaklaşık 17 çeşidi burada olur. Ve her bir cinsi de gerçekten bölgenin güneşini ve bu mikro iklimi aldığı için müthiş bir aroması ve müthiş bir verimliliği vardır. Güneşi kendi bünyesine absorbe edip de insan vücuduna veren tek meyvedir. Kuşburnu öyle bir özelliği vardır ve tam bir vitamin deposudur, C vitamini deposudur. Soğukkanlılığı, grip vesaire hastalıklarında ilacıdır. Mesela kuşburnuyu tamlamak bilmiyorum. Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli meyvelerden birisi, hatta önemlisi diye düşünüyorum. Çünkü C vitamini düşünün, bir avuç kuşburnu da bir kasa portakaldaki kadar C vitamini olduğunu düşünürseniz vücudun tüm C vitamin ihtiyacını karşıladığında görürsünüz. Hiçbir zahmet çekmeden dağda Mevlam'ın verdiği suyu istemeyen, çapa istemeyen kuşburnuyu dağda bırakmasınlar. Çok da almasınlar. Yani üzerinde birkaç tane bıraksınlar çünkü yaban hayvanlara da ihtiyacı var. O anlamda Gümüşhane'de ne kadar kuşburnu varsa limitsiz hepsini alacağız. Yani alınır mı alınmaz mı diye asla vatandaş düşünmesin. Gümüşhane'nin dağında bir tane kuşburnu kalmaksızın hepsini satın almayı taahhüt ediyoruz.